Kendisi gidip belediye başkanlığından çekiliyorum demediği sürece hala tipin belediye başkan adayı olarak yarışabilecek. Ya gidip oy verebileceksin sonuç itibariyle ataylar arasında söylüyorum. Kazanırsa da belediye başkanı olur. Çünkü kendisi o adaylığı kendisi yani yapıyor. Çok ve nereye gitmeye gerek yok. Muharrem İnce olayı gibi aynısı yani çekildi ama pusulada yeri vardı. Burada da öyle olacak. Ama geçersiz sayılır sayılmaz tartışması bence o birazcık karışık yani. Geçersiz sayılmaz. Geçersiz var. Yani tipin orada geçersiz sayılmaz. Seçim kazanma şansı bence sıfıra yakın. Yani sonuçta söyleyelim çok ama sonuçta o AK Parti'nin veya CHP'nin kazanma şansını etkilediği için önemli. Yani evet, Hatay'da partinin seçimi kaderini etkileyebilecek potansiyel taşıyor. Yani için söyledim bunu. Orada bir çalışma yürütmese bile Gökhan Zan ben hala adaylığımı devam ettireceğim dediği için bir belediye başkanlığı yarışı içinde olacak ve bir desteği de var Hatay halkında. Bir karşılığı bunu, var ki Gökhan Zan gösterilmiş. Ya depremi orada yaşadı en azından. Bu etkileyecektir. Yani. Hayır, bu etkileyecektir. Bir örneği de yok. Bir partinin biz adayı çektik deyip adayım ben çekilmiyorum deyip pusuladan da zamanı geçmiş olmasının bir örneği de yok aslında. Bu ilk örnek böyle bir konuda. Evet, bu seçimleri etkileyecektir. O yüzden çok kafa karıştırıcı bir örnek. AK Parti'nin ne olur can orada? Lehine olur yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine olur onu bilemem ama. Ya Lütfü Savaş etkisi bizi orada yani o aday çekildi, bu aday çekildiden çok daha ön planda bir tartışma. Elbette. Yani oradaki ona gösterilen tepki hala ama aynı şekilde devam ediyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi de o süreci yönetemedi. Yani yönetemedi. Onu, çok net. Tarihi bir karar ciddi demişti. Bir iletişim kazası ama orada. Son güne kadar bir savaş olmayacak konuşuldu. Evet, ama şunu unutmayalım. Alternatifler ama arandı. Şunu unutmayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla Lütfü Savaş'ı istemedi. Ama ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay İl Örgütü Lütfü Savaş'tan yana oy kullandı. Dedi ki Lütfü Savaş olsun dedi. Ve burada Hatay'da evet Lütfü Savaş'ın o depremle ilgili kusuru var mı yok o yargının yapacağı bir şey. O bizim tartışacağımız bir konu değil ama Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi tarafından istenmese bile Hatay halkı tarafından yani Hataylı CHP'liler tarafından istenen bir isim. Üç kere dört kere anket yapıldı. Teşkilattan hiç itiraz gelmedi. Üç kere dört kere anket yapıldı. Hepsinde de orada bir itirazım var. Orada bir itirazım var. Örnek olduğu için söyleyeceğim. Mesela tamam İzmir'de de yapmadı mesela. Şimdi bu bir. İki mesela Sarıyer'de de yapmadı. Mesela Sarıyer ilçe teşkilatı Şükrü Genç'i çok istedi. Evet, doğru. Ama ona rağmen gitti başka bir aday gösterdi. Murat abi orada şöyle bir detay var Hatay'da. Bilgiye dayalı da bazı konuları bildiğim için söyleyeyim. Lütfü Savaş'tan daha yüksek oy alma potansiyeli taşıyan hiçbir aday olmadı. Alternatif bulamadı. Lütfü Savaş son gece çağrıldığında şu resti çekti. Dedi ki eğer beni aday olarak göstermiyorsanız ben bağımsız olarak çıkacağım. Evet, İster kendi oyunun %25'ler olduğu söyleniyor. Antakya'da yani şöyle bir yapı var. Hani 15 gün orada birçok Antakyalı vatandaşla dostluğumuz oluştu. Bize oradaki aslında sosyolojiyi de çok net bir şekilde anlattılar, ortaya koydular. Şöyle bir bakış açısı var Antakya'da, Hatay'da oy verirken. Öncelikle deniyor ki bizim adamımız Antakya'nın adamı olsun. Yani buranın yerlisi ve burayı bilen insanlar olsun. O noktada da Lütfü Savaş o Antakya halkı özellikle merkez ilçe çok da büyük bir nüfusa sahip. Oranın ciddi desteğini alma potansiyeline sahip bir isim olduğu için bağımsız da çıksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasına çok net bir engel oluşturacaktı. Evet. Bu yüzden o resti çekti ve bu rest görüldü. Peki. Doğru. O bakalım. Rest görüldü. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi bence biraz daha şansı arttı. Yani tip de kendi adayı da olsa Gökhan Zan'ı biz çektik. Bizim seçmenimiz sandığa gitmesin lehine bir çalışma başlatabilir. O da bence orada seçmen açısından karşılık bulmaz. Şu olabilir sadece çok seçmen tarafında. Buyur, tamamlayın lütfen. Gökhan Zan'ın mücadelesi devam ederse Hatay halkı tarafından mağdur edildiği gibi bir algı oluşursa Gökhan Zan aday olarak girdiği seçimden daha fazla da bir oy alabilir. CHP'nin kaybetmesine sebebiyet verir. Bakalım bu sıcak gelişme Hatay seçimlerine nasıl etki edecek efendim?